Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz motivasyon. Kilo verirken kendimizi nasıl motive ederiz? Biliyorsunuz ki kilo vermeye karar verdikten sonra, bir plan oluşturduktan sonra bu planı hayata geçirmek gerçekten çok zordur. Ve birçoğu insanın bu yola çıkmadan önce sağlam bir motivasyona ihtiyacı oluyor. Ya da bu yola devam ederken motivasyonu yitiriyorlar. Bu yüzden sizlere bugün kendinizi motive etmenin 12 yolunu anlatacağım. Daha doğrusu birkaç tane yöntem anlatmak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada biliyorum bunu her videomda söylüyorum ama gerçekten benim için çok önemli. Hazır motivasyondan konuşuyorken nasıl zayıflarken motivasyona ihtiyaç duyuyorsak benim de devamlı video atmak için motivasyona ihtiyaç duyuyorum. Bu yüzden bir like bırakırsanız, kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir like bırakabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ama en önemlisi lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmayıp da videolarımı izleyen gerçekten çok fazla insan var. O yüzden sizden ricam 500 saniyelik iş zaten. Direkt abone olup like butonuna basmanız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve hemen videoya geçmek istiyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmını kullanıcı adımı ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. İlk yöntem, neden kilo vermek istediğinizi gerçekten gözden geçirin, tespit edin ve not alın. Not aldığınız şeyler her zaman elinizin altında olsun. Yani göz önünde her zaman bulundurun. Bu notlar size kararlı ve motive olma açısından gerçekten çok yardımı dokunacaktır. Bu yazıları günlük okumaya çalışın. Motivasyonunuz düştüğü zaman size bunlar güç verecektir. İkinci yöntem, kendinize gerçekçi hedefler belirleyin. Birçok diyetler, internette eldeki bulduğumuz diyetler hızlı bir kilo kaybı söz veriyor. Fakat uzmanlara göre haftada 500 gram ile 1 kilo arası bir kilo kaybı en doğru olanı. Daha fazlasını verirseniz yo-yo efekt denilen bir şey var. Hızlı kilo verirseniz tekrardan iki katını alırsınız. Bu yüzden bu tarz diyetlerden uzak durun. Gerçekçi hedefler belirleyin kendinize. Ulaşılmaz hedeflerin belirlenmesi size hayal kırıklığı verecektir ve motivasyonunuzu düşürecektir. Aksine ulaşılabilir hedefler, yani atıyorum haftada mesela hedefiniz 1 kilo vermek ise buna ulaştığınız zaman size daha da güç verecektir ve motivasyon olaraktan daha da motive hissedeceksiniz. Bir sonraki hafta işte atıyorum tekrardan şey diyeceksiniz, işte bu hafta tekrar 1 kilo vereceğim. Böyle böyle ilerlerseniz hem daha gerçekçi olur hedefleriniz hem de daha da motiveli bir şekilde ilerlersiniz hedefinize doğru. Üçüncü yöntem, sonuca değil süreçteki belirlediğiniz hedeflere odaklanın. Yani sadece sonuca odaklanmak sizi motivasyon konusunda bayağı bir zorlayabilir. Çok uzak, çok imkansız görünebilir. Bu yüzden süreçteki hedeflerinize odaklanmanız size daha iyi sonuçlar verecektir. Dördüncü yöntem, yaşam tarzınıza uygun bir plan seçin. Sizi çok zorlayacak veya uzun vadede takip edilmesi imkansız olan planlardan uzak durun. Tamamen ya da hiç kafasından çıkın ne olur. Bu çoğumuzun yanlış yaptığı bir şey. Yani diyete girdim artık hiçbir şey yemeyeceğim gibisinden asla bu tarz şeyleri uygulamayın. Onun yerine atıyorum kendinize uygun bir plan oluşturun. Mesela kalori alımını azaltın, porsiyonlarınızı küçük tutun, kızartılmış veya tatlı şeylerden, çok fazla tatlı şeylerden uzak durun. Bunun gibi şeyler daha mantıklı olur. Yani bu tarz şeylerle yavaş yavaş minik minik ilerleyebilirsiniz. Bir kilo verme günlüğü tutun. Hatırlıyorum benim de o zamanlar bir günlüğüm vardı, işte hedeflerimi,
bu hafta kaç kilo vermek istediğimi, bu ay hangi kiloya ulaşmak istediğimi her zaman not alıyordum. Aynı şekilde neler hissettiğimi de not alıyordum. Böyle ufak bir şeyler yazıyordum. Uzun uzun şeyler yazmıyordum tabii ki de. Kendi kendini takip etmek, kilo verme motivasyonu açısından gerçekten çok önemli ve bayağı da motive oluyorsunuz. İşte yediğiniz her şeyi not alabilirsiniz. Aynı şekilde o gün ne hissediyorsunuz veya ne yaşadınız, bunları da not alabilirsiniz. Bu günlük motive olmak için gerçekten çok işe yarayacaktır. Ben kendi günlüğümü bulabilirsem, yani size birkaç sayfasını okumak isterim, göstermek isterim. Ama bulabilir miyim bilmiyorum. O yüzden şimdilik söz veremem. Bulabilirsem mutlaka göstereceğim sizlere. 6. yöntemim motive olmak için başarılarınızı kutlamanız. Kutlama derken tabii ki de gidip fast food yiyin demiyorum bir kilo verdikten sonra veya pastalar, börekler, çörekler yiyin demiyorum. Farklı bir şekilde bunları kutlayabilirsiniz. Atıyorum, 5 kilo verdikten sonra o çok istediğim pahalı elbiseyi alacağım. Veya 5 kilo verdikten sonra kuaföre gidip saçımın rengini değiştireceğim. Bu şekilde kendinizi ödüllendirebilirsiniz ve bunu kutlayabilirsiniz. Kilo vermek gerçekten çok zorlu bir süreç. Bu yüzden başarılarınızı kutlamanızı tavsiye ediyorum. Kendinizle gurur duyduğunuz zaman daha da motive olacaksınız bazı şeyler için. Fakat dediğim gibi asla ve asla kendinizi yiyeceklerle ödüllendirmeyin. Çünkü ipin ucunu biraz kaçırabilirsiniz. Kendinizi motive etmenin 7. yolu sosyal destek bulmanız. Yani İnsanların motive olabilmesi için sağlam bir desteğe ihtiyacı vardır ve olumlu geri bildirimlere ihtiyaç duyarlar motive olabilmek için. Aileniz, yakın çevreniz size bu konuda yardımcı olabilirler. Mümkünse kendinize aynı şekilde kilo vermeye çalışan bir arkadaş bulun. Bu şekilde hem birlikte çalışabilirsiniz, hedeflerinizi konuşabilirsiniz. Ve bu süreç boyunca kendinizi bazı şeyler için, yani birbirinizi bazı şeyler için bir şeylere teşvik edebilirsiniz. Mesela kalk spor yap gibisinden birbirinizi buna teşvik edebilirsiniz. Olumlu olun, pozitif düşünün. Bu süreçte olumlu düşünmek, pozitif olmak çok önemli. Bunu bir işkence olaraktan görmeyin. Bu süreçten keyif almaya çalışın. Mutlu olun ve hedeflerinize odaklanın arkadaşlar. Aynı şekilde kendinize güvenin ve Elif yaptıysa ben de yaparım deyin. Yola devam edin. Mükemmeliyeti hedeflemeyin ve kendinizi bağışlamayı bilin. Kilo vermek için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Tamamen ya da hiç yöntemi sizi asla hedefe götürmeyecektir. Bir hata yaptığınızda kendinizi hırpalamak yerine cezalandırmak yerine kendinizi sakinleştirmeyi bilin. Bir hatadan diyet bozulmuyor arkadaşlar, bunu söyleyebilirim size. Atıyorum, akşam yemeğini fazla mı kaçırdınız? Bir dondurma mı yediniz? Affedin kendinizi. Bir hata her şeyi mahvetmez. Olumlu olun, yarın yeni bir gün devam edin. Keyifle yapabileceğiniz bir egzersiz bulun. Fiziksel olarak aktif olmak kilo vermenin önemli bir parçasıdır. Bunu devam ettirebilmek için, sporu devam ettirebilmek için ve keyifle yapabilmeniz için keyif aldığınız bir spor rutini oluşturmanız gerekiyor. Bunu bir işkence olaraktan asla görmemeniz lazım. Bu arada egzersiz yaparken mutlaka müzik dinleyin, motivasyonunuz artar. Ayrıca müzik dinlerken daha uzun egzersiz yaparız. Bunu da mutlaka aklınızda bulundurun. Kendinize iyi bir rol model seçin. Bu sizi çok motive edecektir. Fakat burada da tekrardan doğru bir rol model seçmeniz gerekiyor. Bir süper modeli bir rol model olaraktan görmek sizi motive etmeyecektir. Bunun yerine mesela zamanda çokça kilo vermiş, pozitif, olumlu olan bir insan, bir rol model kendinize seçebilirsiniz ve onu takip edebilirsiniz. Son olaraktan profesyonel yardım almaktan asla kaçınmayın veya çekinmeyin.
bilgi ve yeteneklerine güvendiğiniz bir uzmandan yardım almanız, bir kişiden yardım almanız size kilo verme konusunda baya bir yardımcı olacaktır. Ayrıca motive olma konusunda ciddi problemler, sıkıntılar yaşıyorsanız bir uzmanla, bir psikologla görüşmenizi tavsiye ediyorum. Sağlıklı, güzel bir şekilde kilo vermek istiyorsanız motivasyon çok önemli. Motivasyonsuz asla ve katiyen uzun süreli bir sağlıklı beslenme gerçekleştiremezsiniz. İnsanlar motive edici farklı faktörler bulabilirler. Bu yüzden sizi en çok ne motive ediyor bunu tespit edin ve o yoldan mutlaka yürüyün. Benim videom bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada sabahtan beri kucağımda tuttuğum şey benim not defterim. Birkaç not almıştım. Çünkü unutuyorum konuşurken. Genelde böyle oluyor. O yüzden unutmayayım diye her zaman videolarımda bunu sıkça görüyorsunuz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu benim için destek ve motive amacı çok önemli. O yüzden bunu lütfen unutmayın. Bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın ki Elif yaptıysa siz de yaparsınız. Sıra sizde. Görmek istediğiniz videolar varsa yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Seve seve onları da çekerim. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.